Bu hafta yoğun geçecek dedik. Bu hafta iki yeni halka arzlarımıza talep toplamalar başlayacak dedik. Neler neler, ne videolar paylaştık sizlerle. Hap bilgiler, tavan tabloları, kaç kişi katılırsa kaç lot düşer, onaylı izahnameler, tarihler. Ama bu hafta işleme başlayacak halka arzımız da vardı biliyorsunuz. Limak, Doğu Anadolu Çimento'nun Perşembe günü işleme başlayacağını sizlerle paylaşmıştık. 36 lot kişi başı 585 TL düşmüştü. Halka arz bilgiler profili bizlerle tavan tablosunu paylaşmış. Umuyoruz şöyle en kötü Pasifik donanım yazılım gibi gider. Umuyoruz şöyle en kötü Kuzey Boru gibi alır başını gider. Küçük yatırımcıya güzel paralar kazandırır. En azından sıfır maliyetli hisse biriktirmek isteyenlere şöyle en kötü bir 7 tavan görmek isteriz arkadaşlar. 36 lot 16 lira 24 kuruştan halka arz olmuştu. Ana paramız 584 TL. 3 gün tavan gitse 193 TL kar bırakıyor. Ana parayla beraber 778 TL yapıyor. Biz her zaman ne diyorduk? 7. ve 8. günün tavanında ana paramız 2'ye katlanıyor arkadaşlar. 8. günün tavanında 670 TL kar bırakıyor. Ana paramız neydi? 584 TL idi. Ana parayla beraber 1253 TL yapıyor. Yani hani kısa vade tutmak isteyenler, hani ya ben işte ana paramla alayım, ana paramın dışında kalan karımı bırakabilirim diyenler ya da ben buradan tamamen bozdurayım, uzun vade diğer hissemin üstüne ekleyeyim diyenler şöyle 7. 8. tavanda veda edebilirler. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Uzun vade, uzun vade, uzun tavanlar şöyle 8-10 tavandan sonra aman ha tavanlara alış emirleri girmiyoruz arkadaşlar. Kaç defa konuştuk. 10 tavan gider mi? Limak Doğu Anadolu Çimento. Niye olmasın? İnşaat sektörü, kazançlı sektör. 932 TL kar bırakıyor 10. tavanda. Ana parayla beraber 1517 TL yapıyor. Ve halka arz bilgiler profili sağ olsun 13 tavana kadar bize tabloyu oluşturmuş. 13. tavanda 1435 TL kar var arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Neredeyse ana paranın 3 katı. Ve ana parayla beraber 2020 TL'lik bir meblağ cebimizde kalmış oluyor. Kim demiş halka arzlar da furya bitti diye? Kim demiş tavan serileri bitti diye? Alın size yeni gelecek halka arz sitelerimizdeki tavan serileri. Büyük konuşmuş olmayalım da arz fiyatının altına sarkmaz umarız ki gerek Mega Metal'de gerek Kuzey Boru'da gördüğümüz üzere arkadaşlar arz fiyatının altına da sarksa eğer şirket güzelse eğer popülerse eğer katılan sayısı fazlaysa eninde sonunda hak ettiği yere geri gidiyor arkadaşlar. TAP Gıda niye böyle kaldı? Avrupa Kent Geyiği, Sur Tatilleri niye böyle kaldı? İnanın orada bir baskı mı var? Yani orada gerçekten de toplayıp toplayıp alıp başını götürecekler mi? Nasıl bir duruma geldi bilemiyoruz. Ama o Geyiği sektörlerinden zaten hep söylüyordum ben size. Gerek inşaat, bakın çimento sektörü ama bir Geyiği değil. Gerek inşaat, GEO sektöründen, sigortacılık, bankacılık bunlar çoğunlukla benim anladığım kadarıyla traderların kullandığı şirketler, sektörler. Biz trader değiliz arkadaşlar. Biz bu şirketlere gerek halka arzlara gerek uzun vade hisselere ortak olmak gözüyle giriyoruz. Ben EuroPower'ı, ben Ecos Teknoloji'yi, hani bunları bir proje olarak başladı ama umuyorum yıllarca sürecek. Yıllarca burada sizlere o hisselerin, o şirketlerin videolarını paylaşmaya devam edeceğim. Neyse, yine çok konuştuk. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.